Hocam, şuradaki süslemeleri yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Sesin sıkışıyor. Çünkü doğru nefes alamıyorsun. Bu yüzden hava sütunun bozuluyor. Burada. Diyaframdan çıksın. Tamam mı? Tamam. Al bakalım nefesini. Söyle şimdi. Şimdi oldu. Güzel. Bugünlük bu kadar çocuklar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Bak, buraları çalışmayı unutma, tamam mı? Hı-hı. Bir de unutma, diyaframdan nefes alacaksın. Tamam hocam. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Görüşürüz çocuklar. İyi günler hocam. Sağ olun hocam. Bir baksana bana. Sen hakikaten hocaymışsın. Evet, öyleyim. Gördüm seni. Şarkı söyletiyordun. O söylediği Arya. Aman ne bileyim işte adını, Arya Maria. Sen hakikaten şarkı söylemeyi mi öğretiyorsun? Şarkı... Evet, öğretiyorum. Şöyle söyle, böyle dur, nefes al falan. Böyle mi doğru düz şarkı söyleniyor? Evet. O zaman bana da öğret. Dün öyle dedin. Öyle demedim. Sesin eğitilebilir dedim. Ne yapıyorsun? Nasıl? Oldu mu? Bir dursana, bir cevap versene be, sen ne biçim hocasın? Bir sesin eğitilir diyorsun, bir yok ben demedim diyorsun. Öyle dedim de sen beni yanlış anladın galiba. Anladım ben, anladım. Yanar döner durumları. Tamam yeter artık. İşim gücüm var benim. Eğitim istiyorsan al tabii. Ama kimden alırsın onu bilmem. Arar bulursun birini. Hem sen bunun için mi geldin buraya? Yoksa başka bir şey mi diyecektin? Cebimdekini sana veririm. Ama bir şartla. Benim olan bir şey için benimle pazarlık mı ediyorsun sen? Bu nedensizlik. Hocam. Müdür bey seni arıyordu galiba. Kızlar tuvaleti tıkanmış da. Hocam, hazırladığınız büyük gösteriyi duydum. Müziğin İstanbul'la buluşması. Herkes bunu konuşuyor. Muhteşem bir şey. Zaten sizin hazırladığınız bir şey nasıl kötü olabilir ki? Aslında ben de çalmak isterdim. Hayatım boyunca hep böyle bir gösteride çalmak isterdim. Verdin mi adamın cüzdanını? Yok, vermedim. Neden? Ay kız, anlatsana, çakatmadı mı? Aman, apur apur konuştu işte, ben de vermedim. Nasıl apur apur konuştu? Ne dedi? Yoksa şikayetten vazgeçmedi mi? Yok ya, öyle değil. Nasıl? Bu frezyalarınız ne kadar? Onlar güzelim, senin satıldı için onlar, 15... Satıldı. Hadi. Ne oluyor Asret? Şu cüzdanda adamın adresi vardır. Hah. Ne oldu? Ne yapacağım? Sen gör ben ne yapacağım. Nereye? Asret! Murat Bey evde mi? Evet de. Siz kimsiniz? Aa, buldunuz demek. Alayım. Kendine vereceğim ben. Hayır, durun bir dakika. Nereye gidiyorsunuz? Yukarı çıkamazsınız. Bakar mısın? Şimdi görevliyi çağıracağım. Size durun dedim. Menajerim olarak bunu bir şekilde senin halletmen gerekiyordu. Bırakıyorsunuz şunu. Aman Sakar Bey. Buraya gelmek için ısrar eden sendin. Bunun erken olduğunu söyledim ama beni dinlemedin. Ne yani, bütün işi ben mi mahvettim Levent? Hayır hayır. Tatlım tatlım, dinle beni. Berencim. Bırak şu tepsiyi, kız gidiyor içeri. Ay, gitti kız, gitti. Hasretin bar mı neler şekerim. Levent, bir daha bu kadını buraya.
Sen benden ayrısın niçin, kendini sevdirmek için yaktın. Al, cüzdanını getirdim. Al. Bana ne ümitler verdin. Artık ben gidebilirsiniz, tamam. Kardeşim bunu hırsızlık için değil, sana kızdığından yapmıştır. Bak bakalım içi, tamam mı? Tamam. O akşam mahalleye gelmeseydin bunlar gelmezdi başına. Ha, suçlu benim yani. Karakoldan çek şikayetini. Senden bir bunu istiyorum. Şunu da söyleyeyim içimde kalmasın. Senin o öğrencilerin var ya, sade yağcılar. Ağızlarını böyle yaymaları, o hocam şöyle, o hocam böyle, butlarını kıvırmaları, ellerini böyle tutmaları, hepsi sahte. Ben onlar gibi olamam. Olamam çünkü onların hepsi birbirinin aynı. Ben adam olana adam, böyle burun kıvırana edepsiz olurum, tamam mı? Babamın kızıyım ben. Ayrıca o güzel dediğin sesim sadece doğruyu söyler. Ondan güzeldir. Hayır, sen nasıl soktun o kızı içeri, anlamıyorum ki. Nasıl soktun? Tut dedim ama duyan kim? Neler oluyor? Ne bu sesler? Bu kızdan iyi ses çıkıyor. Hem de en iyisi. Haklısın, sesi fazla çıkıyor. Ya düşsene kızın peşine. Kazasız belasız gidiyor mu? Bir baksana. Berinden bir şey olmaz Levent. Ama bu kız, bu kız eğitilirse iyi bir şarkıcı olur. Tabii tabii. Etrafı çitle çevrili bir arazi, ortasına da bir hamam kurarsan olur. Ben bu kızı 6 ayda büyük gösteride finale çıkartırım. Kulaklarına inanamazlar. Kim bu ses? Kim bu kadın diye herkes birbirine sorar. Var mısın iddiasına? Nesine? Ama bu seferki unutturmaya çalıştığın saatin gibi bir şey olmayacak. Hayatım boyunca unutamayacağım bir şey olacak Levent. Tamam, söyle ne istiyorsun? Arabanı istiyorum. Araba mı? He. 61 model o şahane korvetini istiyorum. Var mısın iddiasına? Varım ulan. Sen bu kızdan bir diva yaratacağım diyorsun. Tamam, görelim. Ama ya kaybedersen? Sen ne vereceksin? Ne istiyorsan. Besteni istiyorum. Besten benim olacak. Kabul. Kabulse kabul. Asret! Hadi tepeye gidelim ya. Abla. Hı? Tepeye gidelim diyor Cihan. Ben gelmem. Hadi abla. Tamam. Çay ne oldu çay? Oturalım mı şuraya? Tamam olur, oturalım. Cihan, geçmiş olsun. Sağ ol. Nereye? Biraz oturalım mı? Kızlarla oturacağız be. Aman bir dur be. İki satır konuşalım. Cihan, biz şu direğin altındayız. Tamam. Sen? Ben de. Bana bak. Yürü. Sen istersen aldığım ekstrayı iptal ederim. Düğünde çıkarım sahneye. Bak kızım, bu işten para almıyoruz. Ebaş işte çıkmaz. Sen iyisi mi kazanacağın paradan olma. Cihan. Ağzına sağlık aga. Ama sen bir sus be. Ne diyorsun lan? Benim nevaleyi getir oradan. İçme sen ölürsün. Ya sana ne be? Şşş, ne yapıyor bu be? Işıkta yıldızları göremiyormuş. Alo, Hasret, dikkat et bak. Kız, akşam akşam düşükte bir de bize aslan işi çıkarma. Aslan Hasretim benim. Kız senin ne işin var direğin üstünde ya? Çanağı kıracak kızım. Kimin kardeşi o be? Kız çıktın madem, söndür o lambayı be. Söndür Hasret. Aman düşmeyesin Hasret, dikkat et. Helal olsun Hasret'e. Helal kız. Aslan Hasret. Thank you.
Bakayım o bardağı. Düğünde de şarkı söylesene kız. Hadi oradan be sen de. Kız vallahi söylersin. Hem de bal gibi söylersin ha. Söylerdim bir günler. E söyledi ya. Niye ki? Bal çiçek var ya senin ağız solistin. Ben sana diyorum. Düğünde güzel başçı olursa fazladan cebinize 50-100 lira daha girer ha. Asret. Lafı bile güzel gelir kulağa. Sen şimdi düğünde söyle diyorsun öyle mi? Aynen. Bir avukat tutmak kaç para acaba? Bence kaybolduk Levent. Etrafta pek tekin görünmüyor. Ben taktiği biliyorum. Gerektiğinde onlar kadar sert bakacaksın. Tamam mı? İcabında ağzını da bozabilirsin. Öyle muhallebi çocuğu gibi değil yani. Çakozladın mı? Dikkat et. Birader! He. Biz bu kobrayı arıyoruz ya. Bunun mekanı nerede acaba? Ne yapacaksın lan sen kobrayı? Kopil! Bir dakika, bir dakika. Beyefendi, biz Cihan'ı dinlemeye gelmiştik. Kobra'nın misafirleriyiz. Desene öyle. Buradan sağa. Yokuşun sonundan sola. Hı hı. Çıkarsın düğüne. Sağ olun. Haydi. Onlar kadar sert ha? Bu konuyu ebediyen kapatıyoruz. Tamam mı? Çakozladım. Tamam. Sağdan. Heyecanlı mısın Asret? Yok be. Biraz. Öyle heyecana sardırır da şarkının sözlerini falan unutursan hep beraber arkadaşlar dersin herkes girer. Aman 50 kere söyledim ben bu şarkıyı. Merak etme. Asret. Hı? Keşke babam da olsaydı değil mi kız? Ya. O zaman işte inmezdim oradan. O çalardı ben söylerdim. O çalardı ben söylerdim. Efendim size layık değildir ama ben Deniz Kobra. Nihayet ya. Kobra. Hoş geldiniz efendim. Memnun oldum. Buyurun. Oğlum çekilin lan çekil. Buyurun abim buraya alayım ben sizi. Cihan çıkacak değil mi? Aynen çalacak abi. Yalnız bir mazuratım var. Bizim solist gelemedi bugün. O yüzden mecburiyetten bizim Asret'i çiçekçi kızı çıkaracağız. Kusura bak. Tamam ya dert etme. Cihan çıksın Cihan, da. Cihan çalacak canım sorun yok. Siz buyurun mezeler falan getirin ben. Lan oğlum. Bana bak arka masaya dikkat et çizmeyip siz tamam mı? Hadi. Bu barolar kimmiş? Nereden gelmiş? Kim bunlar tanıyor musun? Hiç bilmiyorum. Şu eğlence başlasa da millet bize bakmaktan vazgeçse. Ya rahat ol. Hiç hayatında böyle curcunaya geldin mi? Bir bu eksikti. Şimdi tam ilgi oda olduk sayende. Ekrana yakışıyorsun ha. Ya adam ünlülerin menajeri aga. Paraya para demiyor yani. Asret ben bir Kadriye teyzeme bakayım. Ha geldin mi Asret? Hoş geldin. Şimdi tek istisna aramızdaki o beyaz gömlek giyiyor ben pembe. Bir de adam üniversite bitirmiş. Aga biz her zamanki gibi çalalım siz gerisini boş verin. O yanındaki dümbük kimin nesi? Ya o senin dümbük dediği şarkıcıların kapısında yattığı Murat Turalı. Adam aranje ediyor anlıyor musun aranje? Avrupalarda okumuş hoca okullarda ders veriyor. Ben istihbaratı aldım kızım. Asret bak ondan bu akşam alkış alırsak aha yemin ediyorum sen de yaşadın ben de yaşadım. Aga sen de bu gece yüklen artık. Eyvallah aga. Aman geliyor. Teyze. Kalk lan otur bir süre. Alkış. Başlıyor. Bravo be.
çiçek çıkış diyoruz. Hadi bakalım çiçek çıkış. Aslan Hasretim Bey. Aslan Bey. Ah be güzel yere baktım. Helal olsun be Hasret. Gidelim mi artık? Şimdi takı törenine geçiyoruz. Ondan sonra tekrar açacağız inşallah. Haydi bakalım. Mutluluklar. Alamadın alkışı be Hasret. Aman be kızım. Şu hayatta bir kere bile sahneye çıkamayanlar var biliyor musun? Sıkma tatlı canım. Sıkma. Bir sus be sen de. Artist misin kızım? Şşt, bana bak bana. Koşamayan herif sana diyorum. Ne o? Bütün gece burun kıvırdın durdun. Beğenmedin herhalde sesimi. Kusura bakma. Biz senin gibi Avrupalarda görüp geçirmedik. Ondan garip gelmiştir sesim sana. Yo, garip değil. Güzel bir sesin var senin. Ama kullanmayı bilmiyorsun. Neyi bilmiyormuşum? Bu ses 20 yıldır benim ağzımdan çıkıyor, senden değil. Pardon, niyetim seni kırmak değildi. Ama bu da benim işim. Bir sesi dinlerken, yani ona... Neyse, boş ver. Yok yok, öyle boş ver, boş ver. Söyle, neyimi beğenmedin? Ritmik kaymalar yapıyorsun. Ritmi hem itiyorsun, hem çekiyorsun. İterim de çekerim de. Sana mı soracağım? Tabii, ne istersen yap. Ama bir müzisyen olarak benim de eleştirme hakkım var, öyle değil mi? Sesin beni rahatsız ediyorsa ben de bunu söylerim. Ayrıca sesin eğitilebilir. Çalışırsan çok iyi bir şarkıcı bile olabilirsin. Sesinle para kazanabilirsin. Özel bir ses seninki. Doğru kullandığında sesin çok berrak çıkıyor. Dokunulmamış bir yanın var senin. Dokunulmamış derken sen... Sen ne diyorsun lan? Ha? Sen bana hop, laf mı atıyorsun? Hop. Ha? Yanlış anlama. Daha neler? Ben senin sesinden bahsediyorum. Bahsetme. Ağzını alma benim sesimi. Beğenmediysen bir daha dinlemezsin, olur biter. Hadi naş. Naş. Çekme lan sen de. Aa. Ne oluyor be? Delirmiş mi bu? Boş ver. Hadi Levent, kapat şunu artık. Gidelim buradan. Bak, iyi ki getirmişim bunu. Önce müzik, sonra aksiyon. İyi misin? İyiyim iyiyim. Aç şu kapıyı. Hadi.
Ne yapmamı istersiniz? Şimdilik hiçbir şey. Otele gidelim. Bir de böyle bilmiş bilmiş konuştu. Ver abi. Aman bırak kız işte Zübbe'nin teki. Kimmiş o Zübbe? Hadi çabuk. Kadir. Kadir. Ya durun be. Oldum burada. Neredeydin? İyi misin? Var mı bir şeyin? İyidir iyidir. En azından gelene kadar kemiklerim sağlamdı. Kaç gündür aynı kıyafet. Kokmuşsundur sebe. Aç mısın? Aç mısın söyle. Değilim değilim. Yedim ben. Söyle bak neydin? Ya neydiysem yedim amma da sordunuz. Hadi kız şunu götürelim de eve güzel bir su ısıtıp yıkayalım. Kopayım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.